Efendim iyi akşamlar Ne Oluyor'la karşınızdayız. Ben Göksön Görün özgür dış siyaseti ve iç siyaseti konuşacağız bu akşam. İki bölümden oluşacak programımız. Konuklarımızı hemen tanıtarak başlayayım. İlerleyen dakikalarda da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşananları mercek altına alacağız ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuğumuz olacak. Öncelikle bir aslında bu akşam başlıkları değerlendireceğimiz konukları tanıtarak başlayalım Ankara'da. Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı, İstinye Üniversitesi Gülsam Koordinatörü İsmail Hakkı Pekin bizimle birlikte. Sayın Pekin hoş geldiniz. Teşekkür ederim efendim. İyi yayınlar diliyorum. E, e, stüdyodaki e, sayın konuklarımıza da saygılar sunuyorum. Çok teşekkürler efendim. İstanbul Stüdyosu'nda akademisyen Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar efendim. Iyi yayınlar. Güvenlik uzmanı Star Gazetesi yazarı Coşkun Başbuğ. Hoş geldiniz hoş bulduk, Sayın Başbuğ. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Gör. Aydınlık Gazetesi yazarı Gafar Yakınca. Sayın Yakınca siz de hoş geldiniz. Merhaba. İyi yayınlar. Çok teşekkürler Coşkun Hocam. Sizle başlayalım. Ayakta başlayalım. Hemen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde neler yaşanıyor sorusunu soruyoruz. Ben kısaca bir yaşananları aktarayım ama bölgenin önemini, e, ne oldu orada bize bir anlatmanızı istiyorum. Yiğitlerle Pile e, yolunun orada. Şimdi e, 8 Türk polisi darp edildi. Birleşmiş Milletler askerleri e, çekildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Rum yönetimiyle sınır bölgesinde, ara bölgede yer alan Türk ve Rumların karma yaşadığı Pile köyüne yol yapım projesinde Birleşmiş Milletler askerleri tarafından engellenmesiyle başlayan bir gerginlikten evet. söz ediyoruz. Birleşmiş Milletler askerlerinin çekilmesiyle yerine biraz daha sakinliğe bıraktı. Türk Özel Harekat Polisi bölgede emniyeti alırken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı yol çalışmasının devam edeceğini açıkladı ve kriz yerini biraz daha sakinliğe bıraksa da Birleşmiş Milletler ile yaşanan sorun henüz çözülmedi. Şimdi bize bir bu bölgeyi yiğitlerle pile yolunun Önemi nedir ee, ve nasıl bir alandan söz ediyoruz? Ne yaşandı orada? Yoksa aslında yani bölünen Kıbrıs ve hemen şu maviyle izleyenlerin gördüğü de işte Milletler'in bir tampon bölge oluşturarak sözde adada barışı ve huzuru sağlamak üzere oluşturduğu alan. E şimdi Pile e, köyü yaklaşık 1200 kadar Rum'un işte 500-600 yakınında Türk'ün yaşadığı ortak yaşadıkları bir köy. E şimdi yiğitler gene bizim bir Kıbrıs köyümüz ve işte bu iki köy arasındaki yolda sorun ve sıkıntı var. Yani oradaki insanların aktardığı şu, normalde 10 dakikalık yolu biz 1,5 saatte gidiyoruz. Dolayısıyla hastamız oluyor, işte tarlaya günlük giderken zaman kayboluyor. İşte piletli bir üniversite var, o üniversiteden öğrencilerin yolda zaman kayıpları var. Buraya yolu ıslah ederek biz bunu rahatlıkla 10 dakikaya düşürebiliriz. Bu nedenle bir çalışma yapmamız gerekir diye ifade ediyorlar. Ben e, sayın Tatar birazdan bağlanacak e, ifade de eder. Daha önce işte dün yaptığımız görüşmede sayın Tatarla şunu ifade etti. Biz dedi buradaki yolun ıslahı <laughs> için hem İngiltere hem dedi Güney Kıbrıs Rum kesimi hem de Birleşmiş Milletler nezdinde defalarca dedi başvuruda bulunduk. Bu yolu genişletelim, bu yolu ıslah edelim ve buradaki insanların bu zulmü bitsin. <laughs> Fakat sürekli oyalandık dedi. Şimdi birazdan kendisi zaten detaylı açıklar. Biz gittiğimizde dedi inceliyoruz, bakıyoruz vesaire dedi. Aylar dedi biz oyalandık. En sonunda dedi yolu dedi kendimiz art niyet olduğunu hissettiğimiz için yapmaya karar verdik dedi. Ve yol yapım ekibi işte bu izleyenlerin de gördüğü güzergahta yol yapım işine başlıyor. Şimdi her ne oluyorsa bir anda adada huzuru bulacak olan Birleşmiş Milletler'in askerleri barikat kurarak yapamazsınız kardeşim diyor. Ya sen Ne oldu? Ile... Ne oldu hocam? Neden öyle bir şey yaptılar sizce? İşte e, burada e, bir bu köyü izole etmek zorlaştırarak. Çünkü burada hani e, ben Kıbrıs'ta da görüştüm e, burada olan birkaç e, tanıdığım hocayla. Pile köyü aşırı faşist ve aşırı ırkçı bir köy. Yani bakmayın bir arada yaşadığımıza normalde keskin bir ayrım var Türkler ve Rumlar arasında ne gidilir ne gelinir diyor. Dolayısıyla aslında burada Güney Kıbrıs Rum kesiminin sinsi planı şu. Buradaki insanları zorla ve baskıyla sindirmek, göçe zorlamak, kalanları da asimile ederek burayı bir Rum köyü haline dönüştürmek. Peki şunu sorsam çok mu radikal bir soru olur? Ee, geçmişte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşananları Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle yaşananları biliyoruz. Ee, Pile köyünde başlayan bir gerginliği bütün adaya yansıtıp Türkiye'yi de içine çekecek büyük bir gerginlikten mi söz ediyoruz? Göksu ben... Yani birazcık aslında alevlendirmek mi istiyor birileri ortalığı? Şöyle ben bu olayı hani böyle birilerinin kışkırtmasından çok bir doğaçlama gelişen olay olarak görüyorum. Çünkü burada Sayın Tatar'ın iradesiyle başlayan bir inşa süreci var ve bu süreçte de hani önünü alarak işte Rumlardan yana tavır koyan bir Birleşmiş Milletler tablosu var. Şimdi Birleşmiş Milletlerin buradaki görevi belli, amacı da belli. Fakat maalesef ilk günden bugüne sürekli Rum kesimini arka çıkan Batı ile aynı yolu izleyen ve aslında Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının da iki yüzlü bir siyaset izleyen bir yapı. Bir kere bunu belirtmekte fayda var. Dolayısıyla burada bana göre işte bu hani alınan karar ve oyalama sürecinin devamı niteliğinde bir de Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gözdağı vermek üzere bir sinemayla e, iş bu noktaya geldi. Ama Allah'a şükür, e, hani hakikaten ben oradaki o bütün yiğitlere Türk Milleti adına e, şükranlarımı sunarım. Mükemmel bir refleksle bir anda oyunu bozdular. Şimdi e, özellikle bu adada geçerli siyaset, hatta bu, hani Batı'da da bu mantığı görebilirsin. Eğilirsen dikleşiyorlar, dikleşirsen eğiliyorlar Göksu. O Çünkü zaman geri adım atmayacağımızı sizin veriyoruz. Kesinlikle <laughs> zaten açıklamalar da bu yönde. Yani Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diyor ki inşaat devam edecektir. Bu yoldan da geri dönüş yoktur. Şimdi aslında bu e, hani e, ne alaka diyeceksin de Afrika'daki olayla ben bunu örtüştürüyorum. Şimdi Afrika'da bir başkaldırı var. Sömürüye, o emperyal düzene. Şimdi aynı başkaldırıyı biz bugün burada yaşadık geçtiğimiz gün. Hı hı. Niye? Çünkü hani bugüne kadar Güney Kıbrıs Rum kesimi siyasi kadrosunun da bazı e, bu konudaki ihmal ve kirli arka plandaki bir takım işbirliğiyle istediklerini alabilen bir coğrafya idi. Şimdi ben ilk günden itibaren sürekli Kıbrıs'ın seçimini çok kritik adlettim ve işte gene bu stüdyoda Sayın Tatar'ın kesinlikle e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olması gerektiği yönünde bir e, fikir ve be görüş beyan etmiştim. İşte niye olduğunu bu olayda anlıyorsunuz. Çünkü burada eğer siyasi irade güçlüyse, ve iradeyi sahaya yansıtıyorsa tablo ortada. Evet ama şunu merak ediyorum hocam. Birleşmiş Milletler zaten hep Güney Kıbrıs Rum yönetiminden yana korudular. Taraflarını belli ettiler. Bunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de biliyordu, biz de biliyorduk Türkiye olarak. Şunu sormak istiyorum. Birleşmiş Milletler buradaki yol inşaatını bahane mi ediyor? Şimdi şöyle burada aslında orman kanunu işlediği bir siyasi ortam var Göksu. Aslında bu her yerde var. Bakın şimdi İngiltere'nin iki tane üssü var. Agratur ve Dikelya. Evet. Şimdi İngiltere ve işte diğer devletler yani Yunanistan ve Türkiye adanın garantör devletleri. Hı, hı. İşte 1959 11 Şubat Zürih anlaşmasına göre bu adada siyasi tablo oluştu. İngiltere'nin de işte bu üstlerini burada bulundurma sebepleri o garantör anlaşmasında e, bir taraf olarak var olması. Ama şimdi o anlaşmanın mesela bir maddesi, hemen ilk maddesinden bir paragraf okuyorum. İzleyenlerin ve dinleyenlerin takdirine sunarak diyor ki anlaşma, Kıbrıs Cumhuriyeti tümüyle ya da bir bölümüyle herhangi bir devlet ile hiçbir şekilde siyasi ve ekonomik bütünleşmeye girmeyeceğini taahhüt eder. Yani diyor ki bu ada diyor hakimi garantör devletleri Yunanistan, Türkiye ve İngiltere'dir diyor bu üç devletin izni ve onayı olmadan bir, diğer, bir diğer devlet de diyor askeri, siyasi, ekonomik hiçbir anlaşmaya bir işbirliğine gidemezsin diyor. Şimdi bakın Fransa özellikle bunu buraya aldık ki Larnaka'da bir deniz üssüyle ilgili yaptığı görüşme var. Nereye sığdıracaksınız bunu? Evet. 2017 yılında Güney Kıbrıs Rum kesimiyle gelip bir askeri anlaşma imzaladı 9 maddelik ve resmen e, hani Amerika'nın adalardaki pozisyonunu eleştiriyoruz Göksu. Evet. Aynı şekilde Fransa'nın da Güney Kıbrıs kesimine iliştiği, yerleştiği bir süreç var. Şimdi çok enteresandır. Hakikaten yani oyunu aslında buradan bu şekilde bakmak bana göre daha doğru bir mantık. Buna dur demesi gereken İngiltere sesini çıkarmıyor. Dibine Fransa geliyor. Askeri üst, yüz, deniz üstü işte anlaşmalar pandemiden dolayı biraz aksadı, gecikti. Fakat görüşmeler halen devam ediyor. Ve o maddelere baktığın takdirde hani Fransa'nın Güney Kıbrıs Rum kesimine abluk altına aldığını rahatlıkla görebiliyorsun. E şimdi Amerika İngiltere ile ortak kullanıyor üstleri. Amerikan gemileri cirit atıyor. E nerede anlaşmalar? Avrupa Birliği 2004 yılında Güney Kıbrıs Rum kesimini tek başına tuttu. Birliğe dahil etti. Hani siyasi ekonomik işbirliğine gidemezdi. Dolayısıyla burada Peki bizim şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti artık yavru vatan ve yavru vatanda yapılan bu insani yol yapım çalışması neyi rahatsız etti? İşte, yani sizin söylediğiniz gibi e, hiçbir siyasi diplomatik anlaşmaya uyul, uymayan bir Güney Kıbrıs'ın yönetimi var. Yapılmaması gereken denilen her şeyi yapmış hiçbir siyasi anlaşmanın içinde olmaması gerekiyordu diyorsunuz. Ama işte görünen o ki hiçbir kural şey, yani... yok. Bizim burada insani yol yapmamız, e, insanlık için yapılan bu yol birilerini neden rahatsız etti? Aslında birileri şunu söylüyor Göksu. Diyor ki senin bu yaptığın yol insan değil askeri bir yol diyor. İddia ha. o. Onu biz de diyoruz ki ya kardeşim ne alakası var? Biz burada hayatı kolaylaştırmak için bir insani koridor olarak inşa etmek için bir yol var. Ve her şey ulu orta oluyor. Ve üstelik ne birinin toprağına ne birinin ikametgahına bir tecavüz veya bir istimlak olayı yok. Bak İrem'den rica edelim. Bir aynı bölgede yapılan evvel yapılan yollar var. Hı hı. 2004 yılında, 2014 yılında. Hemen, ha, burası. bravo. Şimdi bak, e, az önceki o üzerine konuştuğumuz bölgenin büyütülmüş hali. Şimdi bizim, hani o bahsetmiş olduğumuz yol, şu maviyle gördüğün, yani Yiğitler hı. köyünden Pile'ye gelen yol. Şimdi burada bir kırmızı, bir de kavun içi, iki tane yol var. Bu yollar Rumların yaptığı yollar. Ve ne yapıyorlar biliyor musun? <laughs> Bu yolların üzerinde yol yapıyoruz diye Türklere ait bina, arsa vesaire istimlak ediliyor. İnsanların ellerinden resmen gasp edilerek bu mülkler alınıyor ve bu yol inşa ediliyor. Yani topu topu 45 kilometrelik bir yol. Hı. Keza Pile voroklini yolu da aynı. Sayın Ömer Çelik tenkit dolu bir konuşması var, çok haklı. Orada bahsetmiş olduğu yollar da bu yollar. Bunlar yapılırken niye ses çıkarmıyorsunuz diyor. Kim? Sayın Çelik. Ve gerçekten Birleşmiş Milletler, şimdi biz yaparken böyle şahin kesilen Birleşmiş Milletler, burada Türklere ait gayrimülkler gasp edilirken gıkı çıkmıyor. Şimdi nereye sığdıracaksın sen bunu? Aslında işin özü şu Göksu. Ben hani orayı kırılmağın olarak görüyorum. Ee, Oğul Bush Afganistan'ı işgal etmek için bir, düzmece operasyonla iki kanuni kuleyi yıktılar. Afganistan'ı işgal etmek üzere bütün dünya kamuoyunu topladı basın medya grubunu ve oradan açıklama yaptı. Dedi ki bu bir haçlı seferidir. Artık ya bizdensiniz ya da onlardan dedi. Ortası yok bu işin dedi. Hı. Orada bir gazeteci soru sordu. İyi güzel de dedi. Birleşmiş Milletler ne der dedi sizin bu aldığınız karara. Ben onun varlığını sorguluyorum dedi. Hiç unutmadığım cümlesidir o. <laughs> Peki NATO dedi biri. NATO benim dedi. Neyi soruyorsun dedi. Şimdi böyle kuralların işlediği bir dünyada siz o kurallara göre hareket etmek durumundasınız. O nedenle ben hani oradaki Kıbrıslı kardeşlerimin yaptığı hareketi ve tepkiyi çok yerinde buluyorum ve çok da takdir ediyorum ve ben hani sosyal medya dahil insanlarımızla konuşuyoruz. Herkes büyük bir gururla seyretmiş. Çünkü anladıkları lisan bu. Sen haydut gibi gelip insani olan ve hiç kimsenin malına mülküne burada olduğu gibi gasp etmediğin bir Yolu yaparken Birleşmiş Milletler gibi bir resmi kurum araçlarıyla dikenli tellerle barikat kuramaz. Sen önce bir diğer yerlerde yapman gereken görevleri yap. Eşkıya mısın, Birleşmiş Milletler misin? E, haklı olarak da Sayın Tatar emri veriyor. İş makineleri birlikte bütün o barikatlar yerle bir ediliyor. Ve yol yapımı devam ediyor ve durmayacak diyor. E şimdi Birleşmiş Milletler geri çekildi. Yarın işte mesai günü başlıyor. Göreceksin kınamalardan başka bir süreç görmeyeceğiz ve bu yol yapılacak. Çünkü e, bu sarı öküze döner. Hani meşhur bir hikaye vardır. Siz burada geri adım atarsanız ki atlamalı ve atmayacaklar. İş sarı öküze döner. Bu sefer daha büyük e, küstahça bir takım yaptırımlarla karşınıza dikilirler. Bu bana göre bir baş kaldırı ve çok da yerinde bir tepki. Ve inşallah buradan sonra Birleşmiş bana göre yeniden bir hesaba git e, çekmesi lazım kendini. Ne yapmak istiyoruz? bu adadaki bu gerilim veya bundan sonra olabileceklerin e, önüne geçemezsek iş nereye varır? Bunu düşünmesi lazım. Çünkü biz Birleşmiş Milletleri oraya, e, aslında adı birleşmiş ama ben hep birleşemeyen milletler diyorum. Çünkü bugüne kadar yeryüzünde çözdüğü bir tek sorun yok. Peki. Ve hep dışarıdan seyrediyor. Hatta e, bana göre bir ibretlik vakadır. Guterres esas onlarla biraz uğraşsın. Biz İstanbul'da Ukrayna, Rusya arasındaki tahıl koridoru için bir kontrol merkezi tesis ettiğimizde Sayın Erdoğan elinden tuttu getirdi oraya bak dedi. Senin yapman gerekeni biz yapıyoruz. Bu işte böyle yapılır dedi. Peki hocam şunun vurgusunu yaptınız. Birleşmiş Milletler Rum yanlısı değil mi? Bunun Kesinlikle. altını net çizebiliriz. Peki Pile ve Yiğitler arasındaki yol yapımı çalışması <laughs> tamamlanacak mı? Kesinlikle zaten resmi açıklama o. Birazdan Sayın Tatar'a da sorarız. Soracağız. Yani bundan asla geri adım yok. Ve yapılmalı kimsenin biraz söyleyecek şeyleri gücü ve aklı da yok ee, Göksu. Yani ne diyeceksin bu yola? <laughs> Biri çıkıp da, kardeşim benim arazimden yolu geçirdiler, arazime çöktüler argo tabir diyecek hali yok. Veya herhangi birinin çıkıp bu yol gayri resmidir, askeri amaçlı, düşmanca tavırlar için yapılıyor deme lüksü yok. Türkçe ve net söylüyoruz. Diyoruz ki bu yol genişletilecek ve bypass yolu olarak kullanılacak. Çünkü insanlar aynı yolu bir buçuk saat yerine on dakikada gidecekler Dolayısıyla bu zaten olması gereken, bizi bugüne kadar oyaladığınız yol artık olmalı diyoruz ve sahaya iniyoruz. Peki, bu da Amerika Birleşik Devletleri'nin etkisi nedir hocam? Kısaca onu da bir alayım. Aslında e, hani e, Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığın takdirde Suriye'den işte Adalardan Yunanistan'dan a, az önce de ifade ettim hani her ne kadar agrotur ve Dikelle diye iki tane İngilizce desek de ortak kullanılan bir yapıyı konuşuyoruz. Burada Amerika deyince akla gelen yapı Birleşmiş Milletler. Birleşmiş Milletler deyince akla gelen yapı Amerika. Hani az önce verdiğim örnek aslında Oğul söylediği söz doğru. Yani NATO benim diyor. Birleşmiş Milletler varlığını sorguluyorum diyor. Gerekli mi acaba diyor. Şimdi burada bize hani beşten büyüktür vesaire gibi sözleri boşuna söylemiyoruz. Ve ilk defa da bir hayrını gördük o sözün. Yani biliyorsun kınama kararı çıkacaktı ne istinaden söyleyeceklerse çünkü o kadar hani alçakça bir e, tutum içindeler ki yalan üzerine yalan iki tane ağır yaralı Birleşmiş Milletler askeri ve biri de hafif olmak üzere üç tane yaralımız var diyor yalan olduğu ortaya çıktı tam tersi dokuz tane güvenlik görevlisi Kıbrıs'tan var yaralı niye hani yalan o ya Birleşmiş Milletler askerlerine saldırdılar ya tam tersi Birleşmiş Milletler askeri Kıbrıs'ı orada görevli Türk kardeşlerimize saldırdı. Ama Yavuz Hırsız yani Batı'nın hep yaptığı bu. Bir anda işi terse çevirip işi karşının üzerine yıkmak gibi bir gayret içindeler. Ve burada yani bu yanlı yapının esas merkez Amerika. Yani Birleşik Milletler'in ben hep söylemişimdir NATO dahil. Amerika'nın IMF'si vesairesi diğer bütün kuruluşlar. O kağıt üzerinde çok güzel süslerler. İşte dünyada insanlığı savaşlardan korumak, huzuru barışı sağlamak gibi. Ama o yapıların Herhangi bir ülkenin lehine bugüne kadar yapmış olduğu tek bir iş gösteremesin. Birleşmiş Milletler dahil. Dolayısıyla Amerika bu işin aslında tam göbeğinde. Çünkü esas e, o beşten biri ve şu an bana göre en güçlülerinden biri. Ve o yapı Amerika'nın talimatıyla burada adaleti tesis edeceğine veya nedir olayı bir anlayacağına anında hemen bir kınama kararı saldırıyı nefretle kınıyoruz. Asla kabul etmiyoruz gibi cümlelerle siyasi duruş... Peki. Sergilemeye çalıştılar ama hani Rusya işte Ukrayna konuşacağız hı hı. buradaki işte o hani hem Güney Kıbrıs'ın kesimin zamanında ona yaptığından hem de işte Türkiye ile olan ilişkisinden dolayı kararı veto Peki. etti ve dolayısıyla bir kınama kararı çıkmadı Peki. ama bu çıkmayacağı anlamına da gelmez yani hep kenarda sotede de bekleyen kişiler. Ee, Pusuda bekleyen bir yapı hep var. Peki. Sayın Pekin Ankara'da harita üzerinde sizle devam edelim. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle Birleşmiş Milletler'in de artık bu işe müdahil olmasıyla yaşanan gerginlikteki yeri nedir sorusunu sordum Sayın Başbuğ ama tabi burada bu sorun nasıl çözülecek Birleşmiş Milletler askerleri neden böyle bir durumla karşı karşıya kaldık? Bu yol inşaatı tamamlanacak mı? çok soru var aslında. Önce şunu söyleyeyim. Tabii e, şey varsa e, yayınak. Şöyle e, bir konu. Türkiye bu Kıbrıs'taki e, barış, barış gücünün tekrar görevlendirilmesiyle ilgili Türkiye ısrarla burada barış gücüne ihtiyaç yoktur. Barışı zaten 1974'te yapılan Harikatla e, sağlanmıştır e, ve e, bunun e, bu bölgedeki Kıbrıs'taki e, şeyi e, hem yeşil attı hem de e, barışın sağlanması burada görevli olan e, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetlerine ve yine e, Kıbrıs Güvenlik Kuvvetlerine aittir diye defalarca söylemesine rağmen ısrarla e, tekrar birleşmiş milletler Barış barışçıl görevlendirildi niye görevlendirildi diye baktığımızda çünkü Birleşmiş Milletler barış gücüyle e, işte bu yol yapımı gibi konular, konularda sorun çıkartmak e, ve e, Türkiye'yi zor durumda bırakmak, Kıbrıs'ı zor durumda bırakmak e, maksadıyla e, çok fazla şey yapılabilir. Yani geçmişte de harekat sırasında da harekat başladığında yani ben e, 1974'te Kıbrıs'a paraşüt atladığımda yani e, orada orada da yine bu çeşitli yerlerde çeşitli yerlerde hem de Girne'deki, Boğaz'da vesaire diğer yerlerde bu barış gücü askerlerinin Rumlara yardım ettiğini gördük. Yani açık bunlar. Yani yol gösterme vesaire falan bu konuları yaptılar. Maalesef bu Kıbrıs içerisinde barış gücü geçmişte de öyleydi. Yani daha önce de barış gücü varken, 74'ten evvel, 63, 64, işte 67 olaylarla ilgili, e, buralarda barış gücü, e, barış gücü tamamen Türklere yönelik, Türklerin hareketlerini kısıtlama. Şimdi mesela Pileköy'ünde e, şeyler ayrıydı, belki inanılır, yani mahalleler ayrıdır, yani e, böyle müşterek e, oturmazlar Rumlarla e, Türkler farklı farklı yerlerde otururlar e, ve yaptıkları iş e, Rumların e, köyler vazası e, Türk köylerini kuşattığıdır, Kuşat, kuşatma altındadır çıktıkları anda kuşatma altında kullanacakları yollara yollarda hem Birleşmiş Milletler askerleri hem de Rum askerleri bulunur. Böyle bir durum var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri eee Kıbrıs tabii çok önemli bir yer. Yani Kıbrıs'a daha evvelden işte Rumların bir İngilizlere karşı ayaklanması var. Sonuçta ulaşılan evet. barış durumunda İngilizlerle onlara belli yerler veriliyor, verilmiş. İşte iki tane üst arkasından da ortalama olarak baktığımızda şöyle bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Türkiye Türkiye Kıbrıs konusunda, Kıbrıs konusunda ne kadar ciddi olduğunu gösterdi. Yani bunlar evvel mesela şey işte bayrak direğine tırmanıp Türk bayrağı indirmeye çalışan birinin ne hale geldiğini. Yani çok bizim oraya gönderdiğimiz komutanlar ve oradaki eee Kıbrıs Cumhurbaşkanı Kıbrıs'ın İdari e, idari yapısı iktidarda olanlar e, bu konuya çok dikkat ederler yani çok Şimdi... dikkat ederler.